Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda bebek yeleklerinde kullanılmak üzere orta büyüklükteki bir düğme için yatay ilik açacağız arkadaşlar. Ben 7 sıralı bir haroşa lastiğinin tam orta kısmında ilik açacağım arkadaşlar. Yani 4. sırada ve 4. ilmekten sonra açacağım. Hemen başlayalım. Şimdi bir ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimi de ördükten sonra ördüğüm ilmeği şişe takıyorum ve iki tane ilmeği sığdık ilmekle beraber bakın bu şiştekini kesiyorum. Tekrar şişime takıyorum ördüğüm ilmeği ve bir sonraki ilmeği tekrar kesiyorum. Dileyen e, düğmesinin büyüklüğüne göre 3 4 5 veya da bir ilmekli de yapabilirler. Küçük bir düğme iliği yapacaklarsa eğer. Şimdi örgümün kalanını örüyorum sıramın sonuna kadar. Ve yine örgümün arka tarafından ilik açtığım noktaya kadar yani şu ilmeğe kadar örüp tekrar sizinle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar örgümün arka tarafından ilmek açtığım noktaya kadar ördüm ve şimdi örgümün ön tarafını çeviriyorum. İpimi alta veriyorum. Şiş veya tığ yardımıyla bu şekilde son ilmeğin içerisine girip bir tane örüyorum ve bu ilmeği şişime takıyorum. Tekrar çıkmadan şişimi bir kez daha bu şekilde örüp şişime tekrar takıyorum ve şu an iki tane ilmeğimi artırmış oldum. Örgümün tekrar arka tarafına döndüm. Kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Bir alt sırada iki tane kesmiştik. Örgümüzün arka tarafından gelirken de iki tane artırma işlemini yaptık arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ön tarafından ilmeklerimizi yine düz örgü olarak öreceğiz. Eğer ilmekleri alırken bu şekilde bakın sıkıysa şu şekilde açarak da biraz ilmeklerinizi örebilirsiniz. Evet. Mümkün olunca buraya sıkı atın ki ilmeklerinizin genişlemesine engel olun arkadaşlar. Şimdi tekrar bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar örüyorum. Haroşa örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Bakın burada bir ilmek açmış olduk. Şimdi bundan sonra arkadaşlar lastiğinizi bitirdikten sonra yeleğinizin boyutuna göre bu ilmeklerinizi aralıklarını eşit şekilde ayarlayarak bu kenar patında 4 ilmek sağda 4 ilmek solda bırakacak şekilde tam orta kısma bu iliklerinizi açın arkadaşlar. Evet anlatım bu kadardı. İnşallah kolaydır ve beğenmişsinizdir. Başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.